Evet arkadaşlar, Sözcü gazete yazarı Yılmaz Özdil amcanız kaçak villasını itiştire kakıştıra komşularını sıkıştırarak sağa ve sola sıkıştırmak babında kendi villasını denizin kenarına atmayı başarabildi. Maşallah, helal olsun diyoruz kendisine. 7 milyon euroluk, ne eurosu, dolarlık villasını bir anda 15 milyon dolara çıkartıverdi. Müthiş bir ekonomi bakanı olabilecek insan. Tabii 2500 liradan 1881 tane Japon derisi kitabı kitlediğini, 4,5 milyonu cebine attığını saymaz isek. Kitledi ya, hani 1881 kişiye, hani 5 milyon lirayı cebe atıverdi ya, onu saymaz isek muazzam müthiş bir ekonomi bakanı olabilecek kişi olduğuna inanıyoruz beyefendinin. Daha sonra bu olaylar ortaya çıktıktan sonra birden beyefendi kanun Adalet abidesi oluverdi. Dedi ki benim dedi William'ı nasıl dedi çekersiniz dedi resmini. Nasıl? Gökyüzünden uyduların çektiğinden haberi yok amcanın herhalde. Uydu görüntüsünde 190 metrekare gözüküyor. Beyefendi fotomontaj yaparak belediyeyi, devleti dolandırarak 350 metrekare eskiden varmış gibi gösteriyor. Uyduda halbuki 190 metrekare olduğu gözüküyor. Sonra kim çekti benim evimi diyor. Yasak mı diyor. Bu adaletsizlik diyor. Halbuki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Üsküdar ilçe başkanına talimat vererek korunaklı olan iletişim başkanı Fahrettin Altun'un evini çektiğini ve isterse yine çekeceğini çekebileceğini söyleyen Canan abla bu skandalından dolayı hiç söz konusu olmamıştı. Ne hikmetse beyefendinin villası deniz kenarına kayınca, taşınınca 8 milyondan 15 milyon dolara yükselince birden değeri, birden adalet ortaya çıkıverdi. Kim çekti bu resmi diyerekten. Hatta fotomontajla onu ta 2008'lerde öyle olduğunu, kaçak olmadığını öne sürdü ki uydulardan ne kadar kaç metrekare olduğunu resimlerini görebiliyoruz biz yani. O kadar da yani teknolojimiz geri değil yani. Bunu bilebiliyoruz. Fahrettin Altun'un evini çekerken adaleti hiç aramayan beyefendi birden kendi evine gelince adalet aramaya başladı. Peki şunu biliyor muydunuz? Her zaman Türkiye'de bu yaşanıyor. Herkes evinin vergisini az ödemek için yıllık yarı fiyatı gösteriyor. Mesela 100 milyarlık bir daireyi insan tapuda gidiyor 50 milyar gösteriyor. 200 milyarlık dairesi 100 milyar gösteriyor. Çünkü yıllık vergi az çıksın diye. Beyefendinin 15 milyonluk 15 milyon dolarlık villası 30 milyon olu verebilir bir anda. Müşteri çıkarsa bakarsınız olu verir. 30 milyon euroyu bozdurduğunuz zaman 200 trilyona yakın bir para yapıyor bu. 210 hatta 210 trilyon yapıyor. Herkese birer trilyon para verse 210 tane yeni milyarder ortaya çıkacak Türkiye'de. Türkiye'nin yeni milyarderleri. 210 kişi servete boğulacak. Ülkenin ekonomisine katkı olacak. Bu dar boğazda ülkenin açlık, kıtlık, işsizlik, sefalet, yoksuzluk, Erdoğan'ın beceriksiz politikası devam ettiği bir süreçte 210 yeni milyardere bu para dağıtıldığı zaman bu
aşı gibi gelecek insanlara. İnsanlara böyle aşı gibi gelecek, ilaç gibi. Beyefendi ülkenin ekonomisinin krizinden bahsederken kendi servetini 3'e 5'e katlıyor bir anda. Milyarder oluyor. Tabii 2500 liraya kitlediği kitapları saymazsak yani. Uzun zamandır tabii euro dolar da yükseldiğine göre 1881 kitap, bu seferki Çin derisi değil, bu seferki Avrupa derisinden olsun. Avrupa'nın tilki derisinden olsun. 5500'e kitliği versin. Atam öyle yatardı, böyle kalkardı, bunu yerdi, bunu severdi, bunu giyerdi. Burada uyurdu, bu saatte kalkardı, bu saatte yatardı. 5500 kağıdı atam sevdalısı bayılıverirdi anında. Bakarsın Bodrum'daki villamız, oradaki villamız Bodrum'daki bir anda Girit'e doğru, Rodos'a doğru kayıvermiş. Birden. Bir de bakmışsınız Rodos'la Girit'le komşu olmuştur. Olabilir. Belki Rodos'u da Girit'i de CHP belediyemiz kazanabilir. Son derece başarılılar son dönemde. Türkiye'de HDP gibi bir yandaş bulunca İstanbul'u ve Ankara'yı aldılar. Bakarsınız Yunanistan'da da bir yandaş buluverirler. Bu sayede Yılmaz Özdil amcanızın villası Bodrum'dan Girit'e kadar kayıvermiş. Bu yeryüzü şekilleri biliyorsunuz yani son zamanlarda kıtalar arasında yeryüzü şekilleri oluşabiliyor yani. Avrupa'nın yeryüzü şekli biraz eski ama daha eski ama oturmuş ama Türkiye'nin yeryüzü şekilleri yeni biliyorsunuz. Coğrafyayı bilen bilir. Milyon yıllar önce yeryüzü şekilleri oluştu. Sular çekildi, yeryüzü oluştu. O arada da Yılmaz Özdil amcanın villası, arazisi meydana geldi. Daha sonra bu Girit'e kadar, Rodos'a kadar uzanabilir.